Gifkoanaliz.com'dan selamlar. Pazar günkü İstanbul yarış yorumlarıyla birlikteyiz. İstanbul yorumlarım hem YouTube kanalımızda hem de Gifkoanaliz.com sitesinde aynı anda hiçbir değişiklik olmadan yayınlanacaktır. Umarım iki platformda da sizlere yardımcı olabilirim. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Geçen videolarda olsun, daha önceki videolarda olsun. Beğeni ve yorum sayılarımız çok iyi gidiyor. Abone sayılarımız her gün artıyor. Çok çok teşekkür ediyorum herkese. Umarım ilerleyen zamanlarda çok daha iyi yerlere hep beraber geliriz. Bugün çok güzel yarışlar var. Birbirinden önemli erkek tay deneme, dişi tay deneme, onların yanında farklı yarışlar. Gerçekten keyifli bir program bizleri bekliyor. Ben de bu programın hakkını vererek sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Dileyenler biz Twitter'da Gifkoanaliz yazarak takip edebilir. Ara ara paylaşımlarda bulunuyorum. Dün mesela dikkat listesi paylaşmıştım. Etkinlikler ara ara yapıyoruz. İsteyenler takip edebilir. Buradan da tüm Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Bir Galatasaraylı olarak hakkedilen bir şampiyon oldu bana kalırsa. Büyük bir çaba harcandı. Kazanan Beşiktaş oldu. Buradan herkesi tebrik ediyorum ve İstanbul yorumlarına geçiyorum. İstanbul'da birinci aldıganla ilgili net bir şekilde yorum paylaşmayacağım ama geçen haftalarda özellikle birinci aldıganla ilgili yorum paylaşmadığımda dikkat olarak birkaç isim verdiğimde kazananlar oldu ve bundan yararlananlar olduğu için bugün de tuttuğum hatları sadece paylaşacağım. Yani şablon olarak ve işte net bir yorum olarak düşünmeyin. Sadece tuttuğum hatları birinci aldıgan için vereceğim. Şimdi birinci altlıgan ilk koşuya baktığımızda ben burada özellikle dikkatinizi çekmek istediğim isim 8 numaralı Siyah Kule. Siyah Kule son yarışta da benim iyi koşmasını beklediğim, hatta bir yarış önce bile iyi koşmasını beklediğim bir isimdi. Son yarışında derece olarak kötü bir derece yapmadan kendi halinde bir beşincilik elde etti. Bugün Mehmet Kaya ile beraber grup biraz daha uygun. Eğer kendisini önlere atabilirse ben 8 numaralı Siyah Kule'den çok iyi bir yarış bekliyorum. Ama rakip yazacaksak 4 numaralı Napolyon, 2 numaralı Kafkaslan ki Kafkaslan ilk yarısında yarış yapmadı. Yani gerçekten yarış yapmadı. Kendi halinde yarışı bitirdi. Çok fazla ölçü almayın. Bugün bambaşka bir performans sergileyebilir. Bir de burada 1 numaralı Güngören var. Yani 8-4-2-1 birinci koşu için benim sıralamam. İkinci koşuya baktığımızda yani burada tek denenecekse bence 3 numaralı Milvus olmalı o. Çünkü Milvus bu gruba göre daha iyi bir isim ve bugün çok sert tempolar yapabilecek atlar var. Saymaya kalksak bir 3-4 tane önde gidebilecek at net bir şekilde sayabiliriz. Hazırlıkları, idman gözü çok iyi. Ben eğer birinci aldıgan yorumu paylaşacak olsaydım büyük ihtimalle Milvus'a sığınacaktım. İsteyenler deneyebilir. Rakip yazacaklar Iron Crush, 2 numaralı Tough, 8 numaralı The Fast Queen gibi atlara şans verebilirler. Burada biraz tercih size kalmış. Üçüncü koşuya geldiğimizde ben burada 2 numaralı Necdet'in ilk yarış göğsünü çok beğendim. Özellikle anne tarafından Cabiha'dan ciddi anlamda potansiyeli var bu atın ve ilk yarışta görüntüsü de bence bunu gösterdi. Çok fazla üzülmeden kendi halinde 5.lik elde etti. Ben bugün bambaşka bir Necdet izleyeceğimizi ve bu yarışı da kazanmaya çok yakın olduğunu düşünüyorum. Rakip yazacaksanız ilk yarışı fena olmayan 4 numaralı Alina Sultan yazabilirsiniz. Ama özellikle 2 numaralı Necdet'e dikkat edelim. Şimdi bizi ilgilendiren kısma ikinci altlıgana geldiğimizde yani bu koşu için şu cümleleri kurabilirim. Eğer bugün böyle çok önemli yarışlar olmasa, ilk ayaktan yatmaktan korkmasam bir numara Tatarlı'yı tek atardım. Ya sıradan bir gün olsa işte erkek tay deneme, dişi tay deneme olmasa. Bir de Tatavla'nın star sonu yaşamayacağını bilsem kesinlikle yanına at yazmazdım. Bugün grup çok uygun. Bu kiloyu da kesinlikle kaldırır bu at. Son yarışlarına bakacak olursak bunlara göre çok daha sert rakiplerle koştu. En son koşusunda 10 boy startta kaldı ve tuta tuta yarışı bitirdi. Dördüncülük elde etti. Bugün Old Star sorunu yaşamazsa, Aprans idare edebilirse bence bir numara Tatavla bu grubu geçer. Ama Old Star sorunu yaşarsa, o beklediğimiz performansı sergileyemezse bu sefer bu koşu karışır. Özellikle 5 numaralı Yalçın'a dikkat çekmek isterim. Çim'de ne yapacağını kestiremiyorum ama gidişat olarak çok sert tempolar olmayacak bu yarışta. Çünkü önde gidebilecek çok fazla at yok. O yüzden de 5 numaralı Yalçın zaman zaman önlerde gittiği koşular var. Bunlardan bir tanesini daha sergilerse, önlere yakın konumlanırsa beyaz bayrak aynı yarışa gelebilir.
Altınama'da Özgür Fatih Bursa'da beni yanıltmayarak güzel yarışlar yaptı. Bugün İstanbul'da Çim Pist'te bu performansını devam ettirebilirken Nurettin Şen buralara kadar gelmiş. Eli boş gitmeyebilir. 8 numaralı Eser Alp son yarışta ciddi yol problemleri yaşadı. Ona rağmen güzel bir üçüncülüktü. 9 numaralı Alsancaklı Müslüm Çelik tercihiyle beraber iyi bir netice gelebilir. 4 numaralı Bekir, 2 numaralı Arısan ve 3 numaralı Yarissa diyerek burayı ben 1, 5, 6, 8, 9, 4, 2, 3 sıralamasıyla geçiyorum. Dün Ankara'da ilk koşuyla ilgili bazı cümleler kurmuştum. Bu grubu hiç sevmiyorum. Yani hiç sevmiyorum derken mesela dün kim geldi birinci ayakta? Kuanpo. Bir yarış önce Ike Pressure gelmişti. Bir yarış önce El Rapido geldi. Yani çok istikrarsız atlar. Dün Ankara'daki ilk yarışla ilgili söylediklerimin aynısını bu koşuyla söyleyebilirim. Kesinlikle bu atlar da çok istikrarsız, günü günü tutmayan atlar. O yüzden dışarıda bıraktığım atlardan dikkatinizi çeken, gözünüzü okşayan veya takibinizde olan birileri varsa şans verin. Gelmez demem ben bu gruplarda hiçbir ata. O yüzden de dikkat edin. Beşinci koşuya geldiğimiz olmazsa olmaz iki tane atım var burada. Bir tanesi iki numaralı Corcovado. Corcovado'ya baktığımızda zaten bu grupla kıyas yaparsak hata yaparız. Çünkü bu gruba göre çok farklı bir at. Çok daha iyi isimlerle mücadele etmiş, çok daha iyi başarılar elde etmiş bir isim. El değiştirdikten sonra da yeni yeni kendini buluyor. En son yarışında bazı sprint atmak zorunda kaldı. O hafif bir startta kaldı. Ahmet çekti önlere gelmek yerine gerilerde bekledi. Sprint atarak çok kolay bir dördüncülük elde etti. Bugün aynı sorunu yaşayacağını düşünmüyorum. Yani startta kalma falan. Önde gidebilecek çok fazla at yok. Cambaz gidebilir. Ensemiro gidebilir. Belki çok çok düşük bir ihtimal olsa da Ganan'da sol öne yakın gidebilir. Ama tempolar hiçbir şekilde yükselmez. Eğer sağlıklı bir start çıkışı alırsa Corcovado liderliği almaya çalışır. En kötü ihtimal önde gidebilecek 2-3 atın hemen arkasında konumlanır. Bence bu gruba göre daha iyi bir isim. Biraz mesafe kısa Corcovado'ya ama ben grubun uygunluğuyla beraber bu arayı kapatıp Corcovado'dan net bir yarış geleceğini düşünüyorum. Diğer bahsedeceğim isim 8 numaralı Suntime. Suntime çok potansiyelli bir at. Baktığımızda en son 3.'ünde Nestor gibi bir atın dibinde bitirdi yarışı. Adana'da kazandığı yarışlar Kenter kazandı birçoğunu ve fena grupları geçmedi. Bugün geldiği grup evet İstanbul'da sert bir grup ama kilo avantajıyla beraber üstteki ciddi rakiplere bir avantaj var. Ya yani 52 kilo, üstteki en ciddi rakip bana kalırsa Korkova'da 60,5 kilo. 8,5 kiloluk bir fark var ve mesafede tamamen Suntime'ın lehine bence Ankara'dan ve işte Adana taraflarından gelecek bir at bu yarışı kazanacaksa o kesinlikle Suntime olur. Benim için olmazsa olmaz 2 ve 8. Bence bu iki at rakiplerin önünde. Daha sonra 9 numaralı Can Coffee son birinciliği gayet iyiydi. 3 numaralı Winnerman son çim yarışında Korkova'dan hemen dibinde bitirdi yarışı. Bugün bir şansı daha hak ediyor bana kalırsa. Çünkü anne tarafından özellikle Emma'dan ki Emma'nın yavrularına da gidecek olursak ciddi anlamda çim koşabilecek bir potansiyel var. Bugün bir kere daha şans verelim. Bir Winnerman'i izleyelim. Ona göre not verelim bu ata çim performans olarak. Bugün farklı bir Winnerman görebiliriz sahada. Daha sonra 4 numaralı Secret Blood. 10 numaralı Cambaz. 5 numaralı Fresh Yourself. Ve 7 numaralı Ganan'da solo diyeceğim. 2 ve 8 olmazsa olmazlarım. 9, 3, 4, 10, 5, 7 rakipler. 6. koşuya yani grup 1 dişi tay deneme yarışına geldiğimizde şimdi herkesin buralarda favorileri var. Biri birini tutuyor. Biri başka birine şans verebiliyor. Herkesin gönlünde yatan bir isim olur. Benim burada gönlümde yatan at kesinlikle 7 numaralı Light of Darkness. Büyük ihtimalle bir çoğunluk yani büyük bir çoğunluk 4 numaralı illüzyon teklenecek ama ya benim böyle kafamdaki mantığa göre, gidişata göre 7 numaralı Light of Darkness'tan çok iyi bir yarış bekliyorum. Neden? Şimdi yarışa bakacak olursak burada bir gizli ekürü var. Lucky Neko. İllüzyona fedai koşacaklar büyük ihtimalle ve Lucky Neko liderliği alacak. Lucky Neko'yu kim kovalayacak burada? Alttaki 3, 4, 5 at gitmez. Yani 9'dan 13'e kadar hiçbiri gitmez. Laetta 2-3 gider. Jacinda gitmez. Illusion gitmez. Bouvet gitmez. Atomic Blonde gitmez. Edge of Love gidebilir öne yakın. Burada Lucky Neko'yu öne salacaklar. Light of Darkness, Laetta ve Edge of Love. Öne yakın gidebilecek atlar. Zaten Lucky Neko'nun bu yarışı bitirme ihtimali çok düşük. O yüzden de ben
Özcan Yıldırım'la Light of Darkness'ın öndeki Lucky Neko'yu atlamakta zorlanacağını düşünmüyorum. Viraj dönülür dönülmez liderlik Light of Darkness'a geçecek. Bence çok potansiyelli bir at. Aros sonrası iki yarış kazandı ve ikisinde erkek rakiplerini geçti bu at ve çok iyi rakiplerini geçti. Bugün dişilere ait yarışta eğer böyle virajı biraz avanslı dönerse ben yedime Light of Darkness'ın yakalanacağını düşünmüyorum. Oradan sonra fotoya uzanarak güzel bir birincilik elde edeceğine çok çok inanıyorum. Benim burada net bir şekilde favorim yedime Light of Darkness. Tabii ki de burada bir dörtlü illüzyon gerçeği var. Son yarışında gerçekten yarış gördü bu at. Yani bazı atlara yarış gösterirler. O gün hem Alice Kartaş'ın hem de ilgilerin ben o yarışı kazanma hedefiyle koştuklarını düşünmüyorum. O gün bir atı izlediler. Ne durumda olduğunu, arasından bir etkilenmeden döndüğünü falan gördüler. Bugün hedef yapılmış bir dişi tay deneme yarışı olacak. Mesafenin de lehine oluşuyla beraber illüzyonun sonlarda sert ataklarla geldiğini görebiliriz. 7-4 yeterli gibi görünüyor buraya. Ufak oyuncaklar 2 adda geçmeyi deneyebilir. Daha geniş oyuncaklar 10 numaralı Mandalorian. Son yarışını çok beğeniyorum bu atın. Eğer Ankara'daki yarışını buraya taşıyabilirse yarışın böyle tatlı güzel bir ufak sürprizine Mandalorian imza atabilir. Bir de 5 numaralı Jacinda var. Güzel performans da geliyor buraya. Tempolar yükselirse sonlarda Jacinda adını da duyabiliriz. 7-4 önde 10 ve 5 daha sonra. Şartlı 3 koşuya geldiğimizde ben burada bir yarış izletmek istiyorum sizlere. O arada ben de bir su içip devam edelim. Arif Uçan'ın hangi yarışı? Şimdi onu bulmamız lazım. Büyük ihtimal Tolga Yıldız'ı. Çünkü Tolga Yıldız genelde öyle önüne gitmeyi seven bir jockey. Evet, doğru yarışı seçmişim. Arif Uçoğlu burada. Arif Uçoğlu gün bincisi mi inisiyatif kullandı, ilgilileri mi öyle bir taktik verdi bilmiyorum. Öne çıkarak liderliği aldı ve tempo ciddi anlamda düşürüp yarışı bitirmeyi başardı. Ondan sonra ara verdi etti, bir ara forma girdi falan inişi çıkışlı performansı oldu. Ama bir türlü o eski formuna ulaşamadı. Ara verdikten sonra 4 tane yarış gördü ve özellikle sentetikle beraber en son uzun mesafe çim yarışında formunu buldu. Yani ciddi anlamda formunu yükseltip yavaş yavaş eski formuna ulaşıyor. Bugün ise baktığımızda yarışta önde gidebilecek bir at yok. Şubartay, Sinanlı, Akak, Ceferizade, Aksakal, Afacan, Demirbars, Mavra'nın devamlı kaçmasını bekliyorum. Kaç yarıştır kaçar kaçar diyorum, önde gidecek at yok. Bu atla bir türlü kaçmayı denemiyorlar. Devamlı 2-3 bekliyor, önde kim giderse onun arkasında bekliyorlar. O yüzden de ben Arif Ço'dan o zamanlardaki Tolga Yıldız'ın yaptığının aynısını Müslüm Çelik'in yapmasını bekliyorum bugün. Eğer bu kafamızdaki senaryo gerçekleşir, Arif Ço önlere çıkar ve tempolar beklediğimiz gibi düşük giderse bence burada Arif Ço'dan bir beyaz bayrak aynı yarışı görebiliriz. Benim için olmazsa olmaz bir isim. Ama yanına bir sigorta olarak bir at önereceğim. O da 3 numaralı Afacan. Beklediğimizin aksine Arif Ço önlere çıkmadı ve Hakak, Sinanlı, Şubartay, belki Mavra gibi atlar önler erken bir şekilde çıkarsa Afacan son yarışında ciddi bir kıpırdanma içerisinde çok sert geliyor. İyi geliyor ama bitişi ilk geçen isim olamıyor. Bugün tempoların yükselmesi durumunda grubun da uygunluğuyla beraber bu sefer de Afacan'ın etkili sprintte kazandığını görebiliriz. 5-3 diyorum ben burası için. İki ihtimalde değerlendirerek iki at yazacağım buraya. Arif çok açarsa kazanma ihtimali yüksek görüyorum. Eğer oldu tempolar kaçmasının aksine yükselirse bu sefer de Afacan'ın sonlarda sert gelmesini bekliyorum. 5-3 diyerek burayı geçiyorum. Aslan Adalı koşusuna geldiğimizde şimdi birçok çoğunuzu şu soruyu soracağım. Yani ben analiz yapmadan önce hatta siz de kendinize de sorun. Burayı kısa geçseniz nasıl geçebilirsiniz? Ya da yanlış bir soru oldu bu. Burada 6 attan kimi çıkarabilirsiniz ya da öyle söyleyeyim. Yani 5 at yazacaksınız. Bir tane at çıkarmak için belki 1 saat düşünebilirsiniz. Ben de dahil. Çünkü burada ya 6 at yazıp kapatacağız ya da tek deneyeceğiz. Ama şöyle bir şey de var. Buraya 6 at yazarsak sürprizi yok. Nasıl bir? Afo'yu herkes oynayacak zaten. Chirchus'u son yarışta kazandı, oynayalım. Malomoy son yarışta iyi geldi. Murlent'te Alice Kartaş var. Son yarışı iyiydi. Prior ara sonrası yarış gördü, yazalım. 6 at yazmamız gerekiyor. Ve herkes 6 at yazacak.
sürpriz gelmeyecek ama bedavadan kupon bedelini 6 at arttırmış olacağız. O yüzden de bu tür yarışlarda genel olarak tek atmak çok mantıklı. Avantaya geçiyorsun. Ben burada tek tercihimi kullanacağım. Büyük ihtimalle AGF de çıkmayacak. Gerçi ne zaman böyle desem AGF çıkıyor ama umarım çıkmaz. 3 numaralı Luna Lovegood'u günün bankosu olarak sizlere öneriyorum. Neden Luna Lovegood? Şimdi Luna Lovegood'a baktığımızda genel olarak yarışlarını önde kabullenen, beyaz bayraklarla yarışlar yapan bir isim. Bu at en son geçen sene açılacak mı acaba? Ailesi Kartaş'ta İstanbul'da 1600'de kazandığı yarışta dişi tay denemede liderliği almış. Takır takır tempo vermiş ve kolay bir birincilik elde etmişti ve derece olarak da 1.34.70 gibi bayağı bir derece imza attı. Ondan sonra bir sıkıntı yaşadı zaten. İlgililer de bununla ilgili bir açıklama Twitter'da yapmışlardı. Ara verdi. Ara sonrası iki yarış gördü. Yine ara verdi. Ara sonrası bir tane daha yarış gördü ve en son Saadettin Boyraz'la koştuğu yarışa bakacak olursak buradaki rakiplerin 5'ine de geçildi. Ama geçilmesinin en büyük iki tane nedeni var. Biri Luna Lovegood 6 ay ara vermişti. Nefes yönünden etkilendi. Diğer nedeni de yarışta önde gidebilecek Vahşi Kız, The Last Romance, beklenen Mine of Fire gibi çok sert tempolar yapabilecek atlar vardı. Bunlardan da etkilenerek tüm bu dezavantajlara rağmen bence grubun neredeyse yarım salise yarısını bitirmesi büyük bir başarıydı. Bugün yarışa gelecek olursak bu önde sürat yapar diyeceğimiz isimlerin tamamı yok. O yüzden de birinci kulvarın da avantajıyla beraber Luna Lovegood liderliği almakta zorlanmayacak. Eğer sıkıntılarına giderlerse Saattin Boyraz gibi de tempolu çok ilerleyen bir jokey var üzerinde. Bence viraja böyle biraz avanslı dönüp oradan sonra Luna Lovegood'un yakalanmadan bitişi geçeceğini düşünüyorum. Zaten burayı tek atmazsak dediğim gibi tüm atlara şans vermemiz gerekiyor. Öyle bir şey de yapmak istemiyorum ben bugünkü programda. O yüzden de benim bugün İstanbul'da Bankom 3 numaralı Luna Lovegood. Günün son kursuna, evet buradan Onur'a selamlarımı iletiyorum. Ne yazdığını göremedim ama inşallah bir daha mesaj atmaz. Videoda direkt olarak çıkıyor çünkü. Son koşuya geldiğimizde erkek tay deneme yarışı bizleri bekliyor. Zor bir koşu bana kalırsa. Yani net bir şekilde şu at favori veya şu at ön plan değerlendirelim diyeceğim bir at göremedim ben. Ama dikkatimi çeken birkaç tane isim var. Bunlardan biri puanlamada gerilerde kalabileceğini düşündüğüm 1 numaralı Anadolu Aslanı. Yani yarışın büyük ihtimalle altıma Fiora Mio favorisi çıkacak ama Anadolu Aslanı en son yarışında Fiora Mio'nun hemen dibinde koşu bitirdi ve bana sorarsanız hangisi daha iyi koştu veya hangisi Foto'yu daha diri geçti? Kesinlikle Anadolu Aslanı derim. Sonlarda inanılmaz geldi ve çok ciddi bir fark kapatıp net bir ikincilik elde etti. Bugün tempoları yükseltebilecek isimler de mevcut. 19 sanatın olduğu yarışta tempoların düşük geçmesini beklemiyorum. Böyle bir durumda Mehmet Kaya eğer iyi yer tutabilirse, o sprint mesafesini iyi ayarlarsa ben birim Anadolu Aslan'ın etkili bir ataklarla gelip belki bugün bu grubu geçebileceğini ve erkek day deneme galibi olabileceğini düşünüyorum. Diğer bahsedeceğim isim Yedim'e Gülüm Osman. Gülüm Osman'ın geçen sene yaptığı İstanbul yarışları oldukça iyiydi. Yani buradaki 1600 ve 1800 yarışları en son Ankara'da bir yarış gördü. O gün zaten birçok kişinin aklındadır. Çok yerlerden geldi, çok sert sprintte geldi. Zorlanmadan yarışı tamamladı. Çok fazla ölçü almayın. Bugün baktığımızda Özcan Yıldırım var ve iyi yazıklarla geliyor. Mesafe avantajı eğer biraz da tempolar yükselirse tempoların yükselme avantajıyla beraber Gülüm Osman sonlarda sert gelebilir. Daha sonra 4 numaralı Burgaz. Ahmet Çelik'in bir bildiği vardır Fiora Mio'yu tercih ederken ama ben Burgaz'ı çok beğeniyorum inanılmaz şekilde. Hem fizik olarak hem görüntü olarak hem de kazandığı yarışları kolaylık olarak iyi görünen bir at ve ilerleyen zamanlarda ki bugün bence bir ışık olacak daha yerlerde görebileceğimiz bir Burgaz var. Daha sonra Ahmet Çelik tercihiyle beraber 6 numaralı Fiora Mio. Son yarışın çok beğendiğim 2 numaralı Berken. 14 numaralı Real Runnel. Ve burada bir tane söyleyeceğim eğer gelirse ortada oyun falan bırakmaz. Çok merak ediyorum nasıl koşacağını. 19 numaralı Villager Song. Villager Song İzmir'den tanıdığım bir at. İzmir'de birincilik elde ettiğinde Kenter kazandı. Çok kolay birincilik elde etti. Ondan sonra grup 3 yarışa çıktığında o günkü yarış çimdi. Kuma alındı yağmur dolayısıyla. Kuma rağmen çok güzel bir ikincilik elde etti. Pardon. Bana kalırsa net bir çim atı. 56 gün içerisinde de ciddi hazırlıklar yapmış. Belli ki buraya hedef yapmışlar.
Gökhan Gökçe'nin burada binebileceği birkaç tane at varken tercihinde Villager Song'tan yana kullanmış. Yani eğer gelirse bayağı belli 60 lira Gayan yazar diye düşünüyorum orada. Ben son sıradan da olsa çok çok sürpriz konumunda 19 malı Villager Song'a da bir şans vereceğim. 1, 7, 4, 6, 2, 14, 19 sıralamam diyerek İstanbul yorumlarını tamamlıyorum. Bir özet geçelim ve yorumlarımı tamamlayayım. Son ayak bana zor geldi. 1, 7, 4, 6, 2, 14, 19 sıralamam. Ya burayı kapatacağız ya tek deneyeceğiz. Benim net bir şekilde bugün İstanbul'da Bancom 3 numara Luna Lovegood kazanırsa bizi büyük bir avantaja çıkaracak. O yüzden de ben Luna Lovegood'un yanına at yazmayacağım. Bu koşuya baktığımızda ya önde giderse Arif çok kazanabilir zamanda yaptığı yarışlardan ya da tempolar yükselirse 3 numaralı Afacan'ın sonlarda etkili geldiğini görürüz. 5-3 diyorum burası için. Ben burada bir tek atacak olsam 7 numara Light of Darkness tek atardım. 4 numara Illusion çok ciddi rakip. Ufak oyuncaklar bu iki atla geçebilir. 10 numaralı Mandalorian ve 5 numaralı Jacinda daha sonra. Corcovado ve Sandtime'ı çok önde tutuyorum. Bu iki ad yeterli olabilir. 9, 3, 4, 10, 5, 7 daha sonra. Altı Gannika yanında çok riskli olsa da eğer Starson yaşamazsa bir numara Tatavla çok iyi koşar. Tek bırakılabilir ama Starson yaşarsa yarış karışır. 5, 6, 8, 9, 4, 2, 3 rakipleri. Ama ilk ayak tuttuğunuz at varsa yazın. Eğer Necdet'ten iyi bir koşu bekliyorum. Kazanmaya çok yakın. Rakip yazacaksınız. 4 numaralı Alina Sultan. Milvus bence kazanmaya çok yakın. Rakip yazacaksınız. 2 numaralı Tav ve 5 numaralı Iron Crash ve 8 numaralı The Fast Queen'e dikkat edebilirsiniz. 8 numaralı Siyah Kule bence iyi koşar. 4, 2, 1 rakipler diyerek aranızdan ayrılıyorum. Alt taraftan videoyu beğenip yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Buradan da Onur'a tekrardan selamlarımı iletiyorum.